Benim önünü açmıyorsunuz. Şimdi bir proje daha geliyor. Hani buzdolapları vardı, karpuz çatlatan, bizimkilerde düşman çatlatan cinsten. Şimdi bütün derneklere hiçbir masraf etmeden örgütlenme hakkı verecek olan dernekler kampüsünün önümüzdeki hafta ihalesini yapıyoruz. Bugünkü yıl mahallemizde personel istihdam etmeden, elektrik, su, doğalgaz parası vermeden, kira ödemeden kim örgütlenmek istiyorsa, kim bir araya gelmek istiyorsa, ortak hobi gruplarında bir araya gelecek, dünyaya farklı gözlüklerle bakan Süleyman Paşa'nın yurttaşları birbiriyle iletişim kuracaklar, birbirini anlamaya çalışacaklar ve buraya barış daha da serpilerek gelecek. Hemen yanında aynı ihaleyle beraber çıkacağımız 100. yıl semt pazarında size buradan müjdeliyorum. Dönem sonuna kadar 100. yıl semt pazarı tamamlanmış olacak. Hürriyet Mahallemizde de İmam Hatip Okulu'nun tam karşısında proje çalışmaları devam eden Hürriyet Mahallesi semt pazarı var. Sakın büyük pazarla karıştırmayın. Büyük pazar projesi hazır. O zamanlamasını bekliyor. Kaynağı doğru zamanda kullanmak adına. Bir ödül aldık biz. O ödül bir deprem anında Tekirdağ'ın bütün verilerini yüklediğimiz bir tablet PC'de çöken binayı ayaktaki halini gösteren, içinde yaşayanları gösteren, hatta geliştirilebilirse belli çip teknolojileriyle o anda hangi odada olduğunu gösteren bir teknolojiye sahip. Ve Türkiye'nin en büyük bilişim ödülü olan ETR ödüllerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne o şeylerin kuruluşu büyük sanayicilerin TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın elinden aldı. Bizim çocuklar öyle ilginç çocuklar ki sizin anlamanız mümkün değil. Bizim çocuklar kendi kitaplarını, kendi hikayelerini kendi yazıyorlar. Bu şehrin mutlu diller karakterlerine roller biçiyorlar ve bir seçici kurul onların eserlerini değerlendiriyor. O çocuklar telif haklarını alıyor ve onların kitapları basılıyor. Onlar fikri mülkiyet hakkının ne olduğunu daha çocuk yaşta öğreniyorlar. Emeğin karşılığını almak gerektiğini, bunun için mücadele vermek gerektiğini, alın terin önemini daha o noktadan anlıyorlar. Ve onlar her çocuğumuza evlerine kendi ismine BDT ile gidiyor. Neden BDT ile gidiyor? O evde çocuğun bir birey olduğunu hem ailenin hem çocuğun daha net anlaması için. Yoksa kitaplara verdiğimiz baskı parasından postaneye daha çok para veriyoruz. Ama değmez mi? Çocuklarımız için değmez mi? Kent bilgi sistemi projemiz tamamlanıyor. Artık bu şehirde hiçbir kayıp veri olmayacak. Her şey kurallarıyla işleyecek. Hem ruhsat denetimi açısından hem diğer denetimler açısından kayıp ve kaçağı önleyen bir şehir olacak. Kim gibi? Tıpkı adına dili denen evin başkanı Lövrgaz'da yaptığı gibi. Biz iyi örnekleri sonuna kadar kullanıyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İyi yapanların her yaptığı modeli şehrimize getirmek için gayret sarf ediyoruz. Ramazanlar çabuk geçiyor, bir tek Ramazan'da hatırlanıyor. Bizim Ayşe'miz her gün sıcak yemeklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı gibi kendi mutfağında, kendi emeğiyle, kendi sevgisiyle ekonomik olarak ürettiği iftar sofralarını da geldiğimiz günden bu yana Süleyman Paşalı hemşerilerine sokak iftarları olarak sunuyor. Şu anda geldiğimiz nokta Süleyman Paşa'nın nüfusundan daha fazla porsiyon. Daha da büyüteceğiz. Bir kampüse çevireceğiz. 1500 metrekarede
günlük 3000 kişiye düzenli yemek verecek hale getireceğiz. Şimdi bir de Rodoslarımız var. O da böyle, yani neden Rodos'tu? Vallahi Rodos'tu işte, buranın eski ismi Rodos'tu. Çünkü biz coğrafi kültürün ne olduğunu bilen, anlayan, kavrayan, o vizyondan, geçmişinden bugüne kadar bu şehre şehir olarak sahip çıkan, bu emaneti üstlenen bir anlayışın sahibiz. O Rodoslularda neler oldu? O Rodoslularda markalar üredi. Hangi markalar üredi? Rodos'ta tap üredi. Dördüncüsünü yaptık. En kötü hava şartlarında bile Tekirdağ, Türkiye'de yelken alanında yarış yapabilir önemli bir merkez haline geldi. Geçen sene Balkan Şampiyonası'nı yaptık. Alnımızın akıyla çıktık. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası'na talip olduk. Versinler yapalım. Daha da büyüteceğiz. Gerekirse Dünya Şampiyonası. Bu şehirde ne kadar çok bisiklet sevdalısı varmış. Ne kadar çok bisiklete binmek isteyen insan varmış. Biz onu Rodosto etkinliklerinde gördük. Rodosto Bike'da, Rodosto bizde. Gerçekten hem çevreci, hem sağlıklı, tam da Süleyman Paşa'nın insanlarına yakışır bir spor. Bunu da geliştirmeye devam edeceğiz. Burada çok duyulmayan satranç alanında önemli bir işi daha yaptı Süleyman Paşa Belediyesi. Türkiye'nin tek kapalı turnuvasını dünyanın en iyi 100 satranççısından 10'unu getirip burada misafir edip onlara müsabakalar yaptırıp ondan sonra da analizlerini buranın çocuklarıyla paylaşır hale geldi. Bugün farkında olmayabilirsiniz ama yarın yelken kullanıp da kendi kararını kendi veren, satranç hamlelerini öğrenerek, daha sonraki adımları hesap ederek yolunu yürüyen, önümüzdeki dönemde koyacağımız buz badeni ve jimnastikle dengeyi kavrayan çocukları da yetiştireceğiz. Sadece zihinsel değil, fiziksel olarak da Süleyman Paşa'nın çocukları farklı çocuklar olmalı. UNICEF'in sanat elçisi, dostluk elçisi, bir Türk sanatçısı, yılda 300'ün üzerine dünyada konser veren bir sanatçı bizim şehrimize geldi. Ay Mahmut Tuncer değil, o senin kültürün. Arkadaşlar sizlerden bir şey istiyorum. Bu lambadaki cin denen, parayla çalışan arkadaşı lütfen alkışlarınızla buradan buradayım. Karşılamak
Onların bu kente ait olduğunu göstermek için asker çantaları hazırladı. Bazıları dedi ki bu çok ucuz. Ama temiz parayla, helal parayla alınmış, helal parayla verilmiş asker çantalarıydı. Mehmet'ime yakışır asker çantalarıydı. Biraz önce onu söylüyordum. Ya Gülsin Onay'ı şarkıcı diye lanse ettiler bu şehirde birileri. Ya Türkiye'nin medarı iktidarı. Yani dünya sanatçısı. Keşke benim şehrimden de benim çocuklarım, Süleyman Paşa'nın çocukları, Gülsin Onaylar, İdil Biretler çıksa. O zaman biz gururlansak. Şehir öyle bir şey. Ve geldiğimiz günden bu tarafa Gülsin Hanım piyano günleriyle bizim şehrimizin fahri hemşerisi olarak bize ulusal ve uluslararası katkı vermeye devam ediyor. Daha da genişlettik sanat kolunu. Genç Bizant'e yarışmasıyla bir beste yarışmasının finalini de bu etkinlikte göreceksiniz. Yeni besteciler çıksın. Biz hala 1950 kuşağının bestecilerini Adnan Saygınlar'la avlıyoruz. Yeni Adnan Saygınlar çıksın. Hani diyorlar ya, üstüne de vazife olmayan işleri de yapıyor musunuz? Vallahi yapıyoruz. Yani sırf çocuklarımız için, bu şehrin insanları için, hastanelerin de, okulların da bütün bahçelerin temizliklerimiz yapıyoruz. Elimiz yettiği kadar. İbadethanelerin de temizliklerini biz yapıyoruz. Üstelik de ihale ederek yapıyoruz. Bazı gazeteci kisvesi altındakilere peşkeş çekerek yapmıyoruz. Üç lira beş liranın peşine düşmüş ucuz insanlarla benim hiç işim olmaz. Benim helal süt emmiş, helal gıda alan, helal lokma yiyen, emeğiyle geçinen namuslu hemşerilere ihtiyacım var. Ortalara doğru da şöyle bir şey demişiz. Şehrimizin tamamında yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı bütçemizin önemli bir kısmı üst yapı çalışmaları için ayrılmıştır. Toplamda 225 bin ton asfalt, PMT, reglaj ve 1 milyon 500 bin metrekareyi geçtik taşta. Toplamda 2 milyon metrekare. Yani Süleymanpaşa Belediyesi bir yıl önceki Süleymanpaşa Belediyesi'nin rekorunu kırdı. Bu şehirde yapılmamış hiçbir yer kalmayacak dedik. İşte 100 milyonlu bütçelerle bunu yapmayı becerdik. Neden? Çünkü biz alnımızın akıyla, helal parayla çalışıyoruz. Bravo. Helal parayla. Biz tıpkı Büyükşehir Belediye Başkanım gibi biz imanımızı kendi içimizde saklarız. O Allah'la bizim aramızdadır. Bizi anamız babamız öyle öğretti. Kabahat ve gizlidir, ibadet ve gizlidir. Biz komşumuz açken tok yapmamayı öğrendik. Biz devlet malına el uzatmamayı öğrendik. Biz bu topraklarda kul hakkı almamayı öğrendik. İşte Trakyalı böyle bir coğrafyada yaşar. Size davetimizde dedik ki önümüzdeki 5 yıl için Süleymanpaşa Belediyesi için öngördüğümüz projeleri açıklayacağız. Yani yapılanlar o kadar fazla ki bu salonun da süresi, yani kiralama bedeline gücümüz ancak bu kadar yetmedi. Belediyenin kaynaklarıyla falan değil, Eşkirat Eczanesi'nin kaynaklarıyla. Siyasi çalışmalarda belediyeye dair hiçbir şey kullanmayacağım. Berkay'ın arabasıyla geldim.
Eşimin arabasıyla da gelebilirdim. Yeteri miktarda aracımız var. Bir tek bu belediyede çalışan ama benim çocuklarım olan, geçen seçimi birlikte kazandığım ve birlikte belediyeyi yönettiğimiz evlatlarım benimle birlikte olacak. Ne zaman? Vesaiden sonra. Arkadaşlar, bizim birinci önceliğimiz deprem. Çünkü yaşam hakkı insanın temel hakkı. Geçen dönem de aynı şeyle başlamıştık, bu dönem de aynısıyla başlayacağız. Bir deprem parkı yaptık. Büyükşehir bir deprem erken uyarı istasyonu koydu parka. O parkı deprem eğitim parkı haline getireceğiz. Çünkü deprem değil, yapılan kötü binalar ve eğitimsizlik can kaybına sebep oluyor. Bakın, buraya bir Japon uzmanı getirdik. Çok daha büyük şiddetteki depremlerde can kaybı olmayan depremlerin örneklerini bize verdi. Çok basit önlemlerle, çok basit sabitlemelerle canımızı, malımızı, hayatımızı, evlatlarımızı kurtarabiliriz. Bu dönem gönüllü yapılarla beraber bunlara öncelik vereceğiz. Marmara çevresinde yaşıyoruz. Bu Marmara'nın iki temel sıkıntısından bir tanesi depremselliği, öbürü de kirliliği. Burada hepinize ilan ediyorum. Her ne kadar Adem Dalgıç döneminde büyük emeklerle projesi çizilmiş, kaynağı bulunmuş, bu dönemde Sayın Albayrak'ın büyük gayretleriyle tamamlanmış, arıtılacak hale getirilmiş Tekirdağ'ın altyapısı Marmara Denizi'ni temizlemeye yönelik olsa da birilerinin çok paralısı denizleri deşarjıyla beraber bu Marmara'ya Ergen'i boşaltmaya çalışıyor. Buna uyanık olun, denizinize sahip çıkın. Denizimize sahip çıkalım. Marem gemisiyle bu sene birlikte bir çalışma yaptık. Sevinç Erdal İnönü Vakfı, Süleymanpaşa Belediyesi ve Marem bu projede 18 ayrı noktadan Marmara'nın her yıl olduğu gibi kirlilik ölçümlerine baktı. Biz Marmara kıyısında bulunan belediyeler olarak, aynı anlayıştaki belediyeler olarak, aynı duyarlılığa sahip belediyeler olarak her ay bir birlik kurmadan düzenli olarak bu iki konu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biri Marmara'nın depremselliği, öbürü Marmara'nın kirliliği. Ve Marmara'nın kirlenmemesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazırız. Sizden de destek istiyoruz. Sizin destekleriniz olmadan hiçbir şey de olmuyor. Bunu da böyle bilin. Sadece alkışlamak yetmiyor. Gerektiği yerde gerekli tepkileri göstermemiz gerekiyor. Protesto etmemiz gerekiyor. Biz buradayız, bu şehirde biz yaşıyoruz. Bizim sağlığımızla oynayamazsınız dememiz gerekiyor. Ve bunu hangi görüşten olursa olsun, burada evlat yetiştiren bütün insanlar kol kola girerek birlikte ortaya koymak durumundayız. Bunu kavrayalım arkadaşlar. Lütfen, size yalvarıyorum. Temiz bir kent sadece hesabını kitabını temiz tutmakla olmuyor. Şehri de temiz tutmak lazım. Bu dönem içinde temizlik hizmetlerinden çok fazla bir sıkıntı almadık biz. Yani yapılan memnuniyet anketleri hep yukarıda çıktı. Ama değişen yasayla beraber artık tıpkı Ferişlerindeki makine parkı gibi temizlik işlerindeki makine parkının da belediyenin kendi malı olması gerektiğine inandık. Bunun için bir çalışma başlattık. Şimdi yaşadığınız ülkenin koşullarını size anlatacağım birebir. Bütün makine parkını çıkardık. İhtiyacımız olanı bugünkü. Üstelik de ilave de ettik. Bütün araçları en son model, en iyi markalardan seçtik. Bir bedel çıktı, 11 milyon 800 bin lira. Bankaya gittik, Vakıflar Bankası'na, dedik ki bize 12 milyon kredi verir misiniz? 1.35 faizle böyle bir kredi vermeyi taahhüt ettiler.